Mansur Yavaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim başkanım. Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Tertip Komitesi Başkanım, çok değerli misafirler. Öncelikle konuşmama başlamadan önce hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirlerim, yapılmış, bitmiş, sonuçlanmış bir seçim olmasına rağmen seçimin 6 Mayıs'ta iptal edilmesi sonucu yeniden bir seçim maratonuna başlandı. Ve itiraz sürecini de hepimiz birlikte izledik. İtiraz edilen maddeleri gördük. Hani damdan düşen halinden damdan düşen anlar derler. Biz 2014 yılında aynı şeyleri yaşadık. O gün televizyonda konuşulan konulardan birisi Anadolu Ajansı'nın verileri neden durdurduğu. Buna hükümet kanadında rakip aday da hiçbir şey diyemiyor. Anadolu Ajansı da bizim böyle bir görevimiz yok diyor. 2014 yılında gece 12'den sonra %44'te biz öndeyken birdenbire veri durdu, bitti. Sabaha kadar da bir daha gelmez. Daha sonra tersi bir sonuç açıklandı. Bu tartışmalar devam ederken televizyona çıktık. Bu arada bir takım haberler gelmişti. Anadolu Ajansı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bu işler yapılırken ve oradan gazetelerin genel yayın yönetmenlerini arıyordu. Veri transferi yapmayın, yeni bilgileri yüklemeyin diye. Ben bunu söylediğim zaman Anadolu Ajansı Genel Müdürü inkar etti. Basın da inkar etti, işin garip tarafı o zaman. Ama daha sonra ben eğer yalan söylüyorsam beni mahkemeye verirsiniz. Oradan telefon, cep telefonlarının sinyal kaydı ortaya çıkar ve kimin o saatte nerede olduğu anlaşılır. Yalan söylüyorsam da benden tazminat alırsınız dedim. Bu kadar iddialı konuşunca bu sefer o zamanki Anadolu Ajansı'nın bağlı olduğu bakan Bülent Arınç açıklamak durumunda kaldı. Evet, Anadolu Ajansı Genel Müdürü o gün 15 dakikalarına buradaydı diye. Her nedense seçimlere girerken böyle bir tedbir alıyorlar. Ne olur ne olmaz seçimin sonucu farklı çıkarsa biz ne yapabiliriz araştırıyorlar. Uzun yıllardır seçim sonuçlarından korkmaya başladılar. 2014'te başladı. Daha sonra bu çeşitli referandumlarla ve seçimlerle devam etti. Benim seçimimde filigranlı oy pusulaları mühürsüz olduğu için geçersiz sayıldı. Biliyorsunuz en son anayasa değişikliğinde bunları geçerli saydılar. YSK'nın başkanı aynıydı. Aynı şekilde o zaman bizim tutanaklar çoğu 2700 tane tutanak mühürsüzdü. Bunları geçerli saydılar. Yani filigranlıyı geçersiz sayıyor, filigransız basit tekstil kağıdına yapılmış tutanağı geçerli sayıyorlar. Ve acele acele koştur koştur karar verip 3-4 gün sonra mazbatayı verdiler. Şimdi mazbatayı verirken de ne kadar zorlandıklarını hatırlıyorsunuz. Ama daha acısı hadi bize hiç mazbatayı vermediler. Biz bunun üzerine gittik itirazlarımızı yaptık. O yetmedi, Anayasa Mahkemesi'nde hakkımızı aradık. O yetmedi, Strasbourg'a kadar giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkımızı aradık. Seçim öncesi bizim bu hakkımızı aramamızı benim rakibim bir mitingde seçimi kaybediyorlar, kabullenmiyorlar, ağlak ağlak geziyorlardı. Şimdi kendisi ağlak ağlak geziyor. Yani ben bunu söylemek istemezdim. Gerçekten ben bunu söylemek istemezdim. Çünkü o zaman ben sırtında taşınarak kullanılan oyların o meşakkatli şekilde çıkıp bir oy bir oydur deyip o güçlüğe rağmen hassaslı ameliyatlı gelip oy kullanan insanların oyunun peşindeyim.
Seçim kazanılır, kaybedilir ama önemli olan sonuca doğru olarak yansımadır derken işte bu sözlere muhatap oluyorduk. Fakat Allah o sözleri milimi milimine aynısını onlara söyletti şimdi. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılan itirazlardan ve oradan çıkan sonuca insanlar inandığını veya vicdanları razı oldu mu? Görüyoruz ki olmadı. Kendileri de ifade etmekte zorlanıyor. O gün Sayın İmamoğlu televizyonda söylüyor. Kim çaldı? Cevap yok. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların içerisinde de oylar çalındı iddiası yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararın içerisinde de oy çalındı iddiası yok. Seçim öncesine döneceğim, 31 Mart öncesine. 31 Mart öncesinde kendilerine rakip kim varsa çok ağır hakaretlerde bulundular. Rakiplerin hepsini vatan haini olarak nitelendirdiler. Eğer seçimi bizler kazanırsak şunlar şunlar olacak diye büyük bir felaket senaryosu anlattılar ve bunları televizyonlarda olmuş gibi yayınladılar. Bizler seçimi kazanınca örgüt üyeleri gidecek sayaçlar okuyacakmış falan filan. Ama şimdi herkes gördü ki örgüt üyeleri yerine Ankara'nın her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmış. Ankara Büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başına Türkiye Cumhuriyeti ibaresi konmuş. Yine 20 bin kişiyi işten atacak diye adeta yemin ederken 20 kişi bile işten atılmamış. Kadroların büyük çoğunluğu yerinde kalmış. Hani yardımlar kesilir diyorlar, yardımlar filan da kesilmemiş. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mi? Hayır. Millet İttifakı'nın kazandığı bütün belediyelerde durum aynı. Tam tersine AK Partili belediyeler toplu işi çıkarıyor. Peki tarife deyip küçümsedikleri fiyat ucuzlamaları yine yeni kazanılan belediyelerin hepsine aynen devam ediyor. Bizler de Ankara'da bu şekilde hizmet ederken bir tür birçok engellemelerle halen karşılaşıyoruz. Ama borçtan da haberimiz vardı, engellemelerin olacağından da haberimiz vardı. Bunlar hiçbirisi bizi ürkütmüyor. Mesele zaten o kadar borca ve engellemelere rağmen Ankara'da büyük bir başarıyı elde etmek, buna cesaret etmektir. Asla ağlamayacağız. Geçmişin borcu demeyeceğiz. Elbette ki yanlış harcanan paraların hesabı da sorulacak. Onu da söylüyoruz. Devri sabık yapmıyoruz ama Ankara halkının, hatta İstanbul'dan sizlerden toplanan vergiden Ankara Belediyesi'ne aktarılan payların nasıl harcandığını titiz bir şekilde inceleyip gerçekten kasıt ve suç varsa bunları da yardımın önüne çıkartmak boynumuzun borcudur. Çünkü bu paralar sizin paralarınız. Ve biz bu yapılan yanlışlardan ders alıyoruz. Bunları ayrıntılı olarak seçimden sonra açıklayacağız. Yani hepinizin hayret edeceği çok büyük harcamalar var. En son biliyorsunuz ağaçlardan bahsetmiştim. 26.300 artı katma değer 2016 fiyatı. Döviz bazında hesap ettiğiniz zaman bugün bir tanesi 40.000 lira. Şuraya yan yana 5 tanesini dizseniz bir daire parası. Ve bunlar hepsi kuruyor. Bunların çıkış merkezinde kaç liraya kimlere satıldığını, Türkiye'ye kaç liraya kime geldiğini ve oradan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kaç liraya satıldığını araştırıyoruz. Bazıları ithal diye yerde ağaç satmışlar. Bunların hepsini elbette ki bakacağız. Yoksa derdimiz bir bakın bakalım tüm alımlar ne olmuştu, ihalelerde ne var, bir açık bulabilir miyiz diye bir tasamız yok. Ancak bazı şeyler o kadar ayan beyan belli ki. Mesela bir tanesini şimdi ilk defa söylüyorum. 15 Temmuz hadisesinden sonra yazı gelmiş. Bir an evvel güvenlik için tüm metroların metro girişlerine X-ray cihazı takın diye.
Almışlar epey. Ama bir tanesi çalışmıyor, depoda bekliyor hepsi. Peki bu alımı kim yaptı? Niye çalıştırmıyor? Bunun bir hesabını mutlaka sormamız gerekir değil mi? Buna göre kaç tane olay var? Ve o paralar boşa gitti. Kimin parası? Sizlerin de parası. Onun için biz daha dikkatli olarak onların yaptığı hataları yapmadan şu kararı aldık. Bundan sonra dedik ihalelerimiz açık ve şeffaf olsun. Bu Ankara halkının ve Türkiye'den vergilerden alınan paylardan bize gelen paraları harcarken kendi paramızdan daha üstün, daha dikkatli harcayalım dedik. Ve ondan sonra ihaleleri internetten yayınlamaya başladık. Görüyorsunuz bütün dünya açık bir şekilde ihalelerimizi izliyor. Ufak alımlar dahil belediyenin birimlerince internete konuyor. Herkes geliyor, fiyat teklifini veriyor, şeffaf bir şekilde satın alıyor. Bundan sonra böyle. Bizim tarzımıza alışacaklar. Bizler belediye başkanlığını bıraktıktan sonra tek başımız sokakta başımız dik olarak gezmeye devam etmek istiyoruz. Tabii ki bu arada seçimler boyunca yapılan ve maalesef Türkiye'de yıllarca yapılan ötekileştirme siyasetini Ankara'da toprağın altına gömdük. Hiç kimseye ayırmıyoruz. Nasıl ki herkesten vergi alıyorsak, emlak vergisi, su parası alıyorsak herkese eşit bir şekilde hizmet etmek zorundayız. Biz seçimi kazandığımız akşam açık açık söz vermiştik. İstersek %90'ı oy alalım, istersek %70 oy alalım, hiç fark etmez oy oranı. Seçim kazandığımız akşam biz zafer kazandık demeyeceğiz. Çünkü zafer savaşı çağrıştırır. Karşımızda da düşman olması lazım. Biz asla ve asla karşımızda düşman falan görmüyoruz. Sadece ve sadece rakibimiz var. Dolayısıyla onlara yönetecek diye hiçbir şey yapmayacağız dedik ve gerçekten belediye kazandığımız bütün Türkiye'deki büyük şehirlerde ve diğer belediyelerde gayet makul bir şekilde kazandık, konuşmalarımızı yaptık, gittik, işin başına geçtik. Abartılı da hiçbir hareketimiz olmadı, olmayacak. Ama baştan da şöyle bir şey söz vermiştik, oy vermeyenleri pişman edeceğiz diye. Peki oy vermeyenler nasıl pişman edilir? Burada da bir fark var. Eski dönemde oy vermeyenlere hizmet yapılmazdı. Açık açık bunu televizyonlarda da izlediniz. Az oy verene hizmet yapmayacağım, çok oy verene hizmet yapacağım dedi. Oysa bizim felsefemiz tam tersine öncelikli olarak insan sağlığını ilgilendiren suyun hala kötü bir şekilde temin edildiği, tankerle taşındığı yerlere hangi partiye oy vermişse versin hiç bakmadan öncelikle su şebekesini yapıyoruz. Yine köyün ortasından veya herhangi bir şekilde halk sağlığını tehdit eden kanalizasyon açık attığı yerlere öncelikli olarak hizmeti götürüyoruz. Bizim felsefemizde insan sağlığının önceliği vardır. Dolayısıyla bizler işte bu şekilde insanları ayrıştırmadan ve onlardan aldığımız vergileri düzgün bir şekilde harcayarak oy vermeyenleri keşke biz de oy verip bu güzelliğe ortak olsaydık diye pişman edeceğiz. Üzülüyoruz. Biraz önce demeçleri okudum. Sayın İmamoğlu seçilse de o koltuğa oturamaz sözünü. Bizler için de aynısını söylemişlerdi. Sayın İçişleri Bakanı ofisteki o mandatayı benden alacak görürsünüz demişti. Ben de demiştim hayırdır İçişleri Bakanı görevi değiştirdi. YSK Başkanı mı oldu diye. Biz aldık mandatını da oturduk. Bugün de Sayın İmamoğlu için aynısını söyler. Merak etmeyin. O da mandatını bir daha geri vermemecesini alacak şekilde açık farklı seçimi kazanacak. Çünkü 2014 yılında bizim yaşadığımız, haksızlığa uğradığımız, insanların içine sinmeyen seçimden dolayı biz 2019 yılında nasıl adaylığımızı açıkladığımız zaman Ankara halkının geçen sefer Mansur Yavaş'ın hakkını araya yediler diye
hiçbir partisine bakmadan hepsi nasıl arkamızda durup bizi o makama oturtursa, şimdi de İstanbul'da 31 Mart'ta nereye oy verirse versin, o yapılan haksızlığa dayanamayan insanlar hangi partiye oy vermiş olursa olsun Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Hak yerini İstanbul'da da bulacak. Ve inanın çok açık fark bekliyoruz. Bizler şunu iddia ettik sadece. Dedik ki biz daha güzel hizmet edeceğiz. Başka bir derdimiz yok. İnşallah bizler daha güzel hizmet ederek bir önceki ve daha önceki yapılan belediye başkanlığı hizmetlerinden daha iyisini yapmak suretiyle insanların bizim hizmetlerimize kıyaslamasını sağlayacağız. Büyük projelerimiz de var ama en önemlisi biraz önce söylediğim gibi insan sağlığından başlamak üzere benim Ankara için en büyük projem aç açık kimsenin kalmaması, yatağa aç giden hiçbir çocuğun olmaması, okumayan hiçbir çocuğun olmaması öncelikli hedefimiz. Şöyle söylemiştik, trafik ışıklarını da bekleyen kimseyi görmeyeceksiniz. Bileceksiniz ki Ankara Belediyesi bunların bütün insani ihtiyaçlarını karşılıyordur. Ve birçok söz vermiştik. Daha şurada iki ay az bir süre geçti. Sözlerimizin birçoğunu tuttuk ve halen 100 kadar projenin hepsinin de altyapısını şu anda yapıyoruz ve bütün sözlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'yı Ulu Önder Atatürk'ün bize emanet ettiği şerefe layık bir şekilde başkent olarak ortaya çıkartmaktır. Ankara'nın değerini iyi biliyoruz. Maalesef içi boşaltıldı yıllardır. İşte biz tekrar Ankara'yı o cazip haline getireceğiz. Değerli İstanbullular, çok da uzatmak istemiyorum. Bugün 4. 5. konuşmamız. Biz şunu bekliyoruz sizlerden. Bu kadar haksızlık yapıldıktan sonra bize düşen daha fazla çalışmak. Nereye oy vermiş olursa olsun hiç kimseyi peşine